6-7. Çay ve kuşlara yem zaman. Daha olmamış. Biraz beklememiz lazım. İkinci haftasına geliyor. Kazançlı iş galiba. Lojistik. Oo, köşede bekliyordu. Biraz daha bekleseydin be, niye bakıp korkuyla gidiyorsun? Oo, anasını satayım. Böyle başını uzattı bakıyor, burada mıyım? Ve her günden değişik bir saat. Saat 7:10 geçiyor. El sallıyor be. Ve bunlar tımarhane de değil, bizi kapatacaklar. Bu şeyleri mesela ABD de yapsın. Stalking diye içeri kapatırlar. Buranın kanunları bunları koruyor. Kureyre'ye bakar mısın satayım? Kedisi gibi köşede bekliyor. Kedisi gibi başını uzatıp bakıyor. Burada mı bu? Geldin yoksa aldandın mı? Çünkü bekleyeceğim. Balkona çıkmasını bekleyeceğim. Zamanlama mükemmel, Romalı, toksoplazmalı. Zavallı kadın çöpler toplayıp kağıtlar falan geçimini sağlayacak. Bu şeyler ise bedava beslenecek. Allah düşünmesin. Zavallı sırtımda taşıyordu. Devasa şey, kim bilir nereden nereye. Çünkü yapmazsa Akbaba ve Hureyre evini elinden alacak. Alacak ve bu hayvanlar kadar bile bir kulübesi olmayacak. Yılmaz Bey, naber be? Bir şey, benim bir arkadaş var. Hücre evi arıyor. Senin çok şeylerin vardır burada. Hücre evi arıyor. FETÖ'den, polisten saklanacak. Bir hücre evi bulsana ona. Çünkü soyadlıların hepsi emlakçı. Benim bir emlakçı var, sorayım mı? Sor, sor. Adil Öksüz gibi bir tane yer bulsun. Benim emlakçı var, sorayım. Evet, var, sor. Böyle gerizekalı bu cinler. Sorduğun şeylere hazırlıksız değilseler saçma sapan cevaplar gelir. Benim bir emlakçı tanıdığım var. Soracağım. Sülalesi emlakçı. Remax Pazar sokağında emlakçı. Aynı soru. Şimdiye kadar gördüğüm iki. Fakat kaynıyordur. Aynı soyadı şeyde de var, fıstık ağacı. Evet millet, tesadüf falan değil. Her sabah burnunu uzatıp uzatmaz. Stalking. ABD olsa içeri kapatırlar. Fakat buradaki yetkililer satılmış vatan haini gibi bir şey. Biraz kedilerle oynasana Hureyre. O eşiden. Onu da ben. Kendileri geliyorlar. Evet, bir emlakçı tanıyor be. Hepsini tanıdığım an. Eminim. Emlakçılar birliği. Burada köpekleri dayatan. O neydi?
hayvanat Zeynep. Şehirde görüyoruz Rottweiler'i de falan. Emlakçılar bankasına giriyor ve kapıyı açıyorlar neredeyse eğilerek, köpeğiyle beraber. Ondan sonra biz gidiyoruz kapıya. Anında nöbetçi kapıda. Kapalı. Kapalı. Sen giremezsin. Fakat o girer. 24 saat parkta, çevrede, hastanenin içinde hayvanlarıyla. O gider be. Kasiyerimiz Mika. İçeri salar açıp anahtarla. Eğilir bir de. Kraliçeye selam verir gibi. Çayım bitiyor, Havana Kavni kurt köpekliği gönder. Komediye bakıyor. Polis sen ne saklanacak? Emlakçıya soracağım. Çayım bitti ona göre. Sigaraya başlıyoruz. Bir İslami video seyrettim, cinleri anlatıyor. Diyor Allah bizi onlardan daha akıllı yarattı diyor. Kesinlikle öyle. İşte ilk zamanı geldi. Aynı bitkilerde aynı işlem. Yeni bir tane galiba. Hepsi noktayı biliyor. O giriş yerlerini kapattım. Artık giremiyorlar. Kaldırmadığına şaşıyorum. Diğer şey gibi. Çünkü çekimini yaptık. Bunu kaldırırsalar diye. Yine de gelip aynı noktaya sıçıyorlar. Nereden gönderildikleri belli oluyor. Ve toz sinek burada suratıma suratıma saldırırken bir tane de yine çiçek yatağına sıçıyor. Çürüttükleri ağaçların dibine. Ayin gibi be. Yaptıkları şeye bak. Fakat orada çiçekleri yatağını parçalayıp sıçıp örtüyor be. Burada ise örtüyor. Buradakiler örtmüyor. Orada o ağacı tırmanıyor. Sevimli hareketler. Kuaför geçtiği zaman. Onun hakkında söz ettin, dün çektin. Önünden geçeceğiz. Apartmanın girişine kedileri gezdirdiğini çektim. Yeni bir insan olarak kedicik hala çiçek yatağını deşme işinde. Dikilen daha önce buraya taşımacı yok oldu. Acaba bunun brandasını indirsen aynı taşımacıyı bulur muyuz? Hiç fark etmiyor. Aynı holding.
İşimiz o kadardı. Geri gidiyoruz. Talimatlar alındı. Çiçek yatağı nasıl canım buraya geldi? Kömür gözlüymüş be. Kömür gözlü. Pazar sokağındaki kediymiş be. O da çiçek yatağını biliyor. Kargalara bakıyor. Zor, zor iş be. Evet. Onu daha göstereceğiz. Hayvan düşmanım, hayvanları sevmiyorum. Dolan piram. Bakın tek gözü büyülten varsa görsün. Tek gözü böyle kömür gibi simsiyah. Yakından çektirmiyor. Yanına gitsen çektirir mi? Çok tuhaf. Nasıl öyle bir göz var be? Can göz mü, cin göz mü? Karga peşinde tiyatrosu. Beş tanesi üst üste çıkıp kule gibi birbirine geçirmiş tiyatrosu bile yaşadık. Şu köşeden 6-7 kedi dinliyordu. Kanal yolu diye. Usufçuk yanına git, kaçsın balkondan bir tane. Çocuğuyla yeni biri, süs köpeğiyle yeni bir çocuğumla geliyorum ben, aile kadınıyım, yolumuz buraya düştü veya yeni taşındık hücreye bine. Cingöz, ağaca tırmanma, kaybol buradan. Cingöz, dur gözünü göster be, dur. Hadi lan çalış. O kaçtı, çekemedik. Gözünü çekemedik. Tam daha bahsettiğim soyadlısı emlakçının olduğu mahalleden pazarın sonuna doğru. Bir tane daha ufak, bir tane o da karşıdan geliyor. Neden bunu getirdi? Güç gösterisi için. Sen ta pazarın orada bu tuhaf kediyi çektin. Biz alıp bunu buraya getireceğiz. Ara sıra çatçapin yapsın. Ki anla be, anla elimiz nerelere kadar gidiyor. Evet, başka gaza getirmeye çalışan göremiyoruz. Sadece bu toz sinek. Sağdan soldan, önden arkadan. Suratıma anasını satayım. Pazar sokağında böyle suratına kadar kamerayı sokabildiğim kaçmayan kedi. Burada 3 metre yaklaşmadan yıldırım gibi kaçıyor. Öteki uçan maymunları göremiyoruz. Hayırlı sabahlar. Ve elhamdülillah. Son olarak çıkıp bakalım sinekler var mı? Tek bir tane galiba. O da penceremin altında. Pislik var mı göremiyoruz.
fakat sümüklü böcek izleri görebiliyoruz. Aynı noktada. Tekrar hayırlı sabahlar. Yallah'ım yarabbim. Devamı yarın veya reklamlardan sonra.